Evet arkadaşlar, uzun zamandır beklediğim moleskinelerim geldi. Bunu paket yeni geldi. Biraz önce geldi. Ve açarken böyle sizinle paylaşmak istedim. Kameranın konumu falan hiç de dikkat etmedim ama kusura bakmayın bunun için. Hemen hızlıca açıyorum çünkü kameramda çok da fazla hafıza kalmamış. Biraz zorluyorum yani şu anda bunu çekmek için. Oo, çok güzel, böyle acayip korunaklı bir şeyin içinde gelmiş. Oo, çok güzel. Ve aman Allah'ım, çok mutluyum şu anda. Bu küçük arkadaşlar günlük, her gün için bir sayfası var. 2017 için olan bir ajanda. Bu da yeni bullet journal'ım olarak kullanacağım. İçi tamamen noktalı olan ajanda. Hemen ikisini de bir hızlıca açayım. Evet arkadaşlar, ben zaten hafızanın kısıtlı olduğundan yakınmıştım en başta. Video kapanmış. Ben şunları falan da açmıştım o arada. Hemen şöyle şunun için, ay dolandı. Aman yarabbim. Bunun içinden şöyle şu arka kısmında bir gözü var bu arada. Şu şekilde. Şu kenarları da böyle turkuaz gibi, mavi gibi bir renk. Dışıyla aynı tonda. Arkasında da Moleskine'nin böyle tarihçesi falan yazıyor. Muhtemelen açıp okumadım, bakmadım da ne olduğunu ama onu geri koyacağım. Sonra detaylı olarak açar bakarım. Şöyle bir ipi var. Bu ip de kıvırıktı. Açtım biraz önce ama dediğim gibi video kaydetmiyormuş. İçi tamamen noktalı. ay çok güzel. Çok hoşuma gitti. Burada eğer kaybolacak olursa geri getireceğiniz bilgiler tarzında bir şey. Ve ödül olarak da bir para koymuşlar. Tabii ki öyle bir şey olmayacak ama şurada kalın bir sayfası var. Geri kalan sayfaları şu şekilde noktalı. Ki tamamı bu şekilde noktalı sayfa arkadaşlar bunun. Şöyle bir de bir tane de ipi var. Bu şuradan hemen bir bakayım. 192 sayfaymış. Boyutu 13 santime 21 santim. Ben bunun normalde biraz daha küçük olmasını bekliyordum ama ne bileyim, beklediğimden biraz daha büyük geldi. Hoşuma gitti aslında. Çünkü bir bu, bir de bir boy küçüğü. O ki cep boyutu olarak geçiyor. O ikisi arasında kararsız kalmıştım. Sonradan bunu almaya karar verdiğimde cep boyutundan biraz büyüktür diye düşünmüştüm ama beklediğimden bayağı büyük çıktı ve çok sevindim. Şeyi, boyutu, rengi, her şeyi, kokusu da çok hoşuma gitti. Bir de şu vardı arkadaşlar. Ki bunu videonun başında direkt açtım. Muhtemelen video çekmiştir diye düşünüyorum ama tam emin değilim. Bu bunun üstündeydi arkadaşlar. Şurada 2017'nin takvimi var. Bunun içinden şu şekilde stikerler çıktı. Harfler var. Burada işte bazı işlevsel küçük stikerler var. Şöyle. Ha, aynı değil bununla bunun şeyleri, stikerleri. Aa evet, bunda yüzler falan var. Hı hı. Süper. Keşke şu kameradan daha fazla olsaydı. Ve doğum gününden. Evet, bu da bunun arkasından çıktı. Şöyle bunun da arkasında küçük bir göz var. Bayağı bir çevirdim ama başınız dönmemiştir inşallah. Şöyle koyamadım, koydum. Bunun da yine kenar kısmı kumaşımsı bir yapısı var arkadaşlar. Dışı kırmızı olduğu için orayı da kırmızı yapmışlar, şu cebinin kenarını. Bu da yine lastikli şey gibi, diğeri gibi. Şöyle küçük bir ipi var. İlk açtığımızda biraz önce şu, ay pardon. Bunda olduğu şeyle aynıları tekrardan yazıyor. Bu arada ojelerim falan iğrenç. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu koliyi beklemiyordum normalde. Böyle gelince birden hani açmak istedim. Ve bunu da sizin önünüzde yapmak istedim. O yüzden biraz hazırlıksız yakalandım bu duruma. Evet. Şöyle bakalım. İşte isim, soyisim, e-mail, fax gibi şeyler. Family Doctor Phone. Şurada 2017'nin takvimi var.
Ay çok hoş, bayıldım. Aa, burada. Aa, çok güzel. Aylık takvim yapmışlar ama hani böyle küçük küçük şey, hani doğum günlerini falan işaretleyebileceğiniz cinsten ve kaçıncı hafta olduğunu da belirtmişler şuraya. Aa, çok güzel, çok hoşuma gitti. Şurada da notlar için küçük kısmı var. Ve 12 ay için bu şekilde devam ediyor sanırım. Burada. Aman ya Rabbi, ben bayıldım. Aşık oldum ben buna. Aa, burada da 2018'in takvimi var. Çok güzel. Kullanışlı. Burada International Holidays yazıyor. Onların şeylerini yazmışlar herhalde. Tarihlerini, günlerini belirtmişler. Burada bir harita. Haritanın üzerinde zaman şeyi, skalası arkadaşlar. Burada Traveler's Planning diyor. Artık ne için kullanacağım ben bunları bilmiyorum ama bakalım. Bu uçuş şeyleri, saat farkları, saatleri tarzında bir şey. Bunlar ülkelerin kodları. Ha, sıcaklık, ses. Oo, süper, süper. Bedenler, kıyafet bedenlerini yazmışlar. Kıyafet, ayakkabı, pantolon hepsini yazmışlar. Şurada şöyle bir cetveli var. Çok hoş ya. Santimetre ve inç olarak ikisini de belirtmişler. Koyu olanları inç, şöyle açık olanları da santimetre. İşte işaretlerin neler için olduğunu yazmış. İç kısmında kullandığı işaretlerin. Ve 1 Ocak'tan başlıyor. Her sayfası aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Ha, şu kısmı biraz farklı. Ne ki bu? Şu neydi? Public holiday diyor. Ha, bu ayın biri tüm ülkeler için tatilmiş. Tüm ülkeler diyorum ama yani birçoğu için, evet, Türkiye'de var. Şu baş kısmı, şimdi anladım. Şu baş kısımların da hangi ülkeler için resmi tatilse onu belirtmişler. Şu altta hava durumu ve sıcaklık için yer belirtmişler. Kaçıncı haftaysa onu yazmışlar altına. Ah, muhteşem. Muhteşem. Ay, bayıldım. Aşık oldum. Aşk budur. Çok 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 mutluyum şu anda. Kesinlikle. Tabii ben bunu bizim hangi gündeyiz biz? Mayıs'ın 7'si mi bugün, 8'i mi? Oradan başlayacağım. Baştaki kısımlarını da ne yaparım bilmiyorum ama güzel şekilde değerlendireceğimden eminim. Bu şekilde arkadaşlar, 365 günün tamamı var. Ben bunu çantamda taşımak için aldım. Yani çok fazla ajandam var, evet, ama hani çantanın içinde hem zarar görmeyecek hem de toplum içinde açtığınızda böyle dikkatleri çekmeyecek mümkünse bir şey lazımdı bana. Şurada bir tutkal damlamış. Ve bu ajandayı onun için aldım. Ah, çok hoş. Şurada Moleskine yazısı var. Ne şekilde okunduğunu bilmiyorum. Çok farklı telaffuzları var. Kimse doğru telaffuzunu bilmiyor. Moleskine mi, Moleskine mi? Şöyle sert kapaklı bu arada. Bu da yumuşak kapaklı arkadaşlar. Ki bunu özellikle yumuşak kapaklı istemiştim. Ha, bu arada bunlar İtalya'dan geldi. Moleskine'nin kendi sitesinden sipariş ettim ben bunları. Bu 43 lira civarı bir şeydi. Bu da 35 falan civarı bir şeydi. Yani ikisi birlikte 83 lira falan tutmuştu yanlış hatırlamıyorsam. 80 lira üzerine ücretsiz kargo vardı. O yüzden 80'i tamamladım aslında. Sadece bunu almak istiyordum ama 17 lira falan bir kargo parası vardı. Onun yerine bir 17 daha koyayım. Bir tane daha ajandam olsun diye düşündüm tabii ki. Bu ajandayı arkadaşlar, bunu da görmedim gerçi ben Türkiye'de. Bunu da görmedim. Birçok internet sitesine de baktım ama bulamadım. Yani bunun bu boyutu yok, bir küçüğü var, bir büyüğü var. Bu boyutu olanlarının içi noktalı olanları yok. Ben noktalı bir defter istemiştim özellikle. Yani bullet journal'ı hayatıma uygulayabileceğimi fark ettim. Keskin kolor olan ajandamda, defterimde daha doğrusu. Ve hani biraz daha özel bir şeyler yapmak istedim bununla ilgili. O yüzden noktalı defter arıyordum. Moleskine'yi bu sayede keşfettim. Bir defter daha var. O da Türkiye'de satışta, farklı sitelerde satışları var arkadaşlar ama onun boyutu, şu Moleskine
makinenin boyutundan biraz daha farklı. Bunu seçmeye sebebim o oldu. Onun boyutu biraz daha böyle küçük boy defter boyutu gibiydi. Çok hoşuma gitmedi. Ama yaprak kalitesine göre bakacağız artık bakalım. Ve bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Bu ajandalarımın ne şekilde kullandığım, hangisini ne şekilde dekore ettiğim, ne yaptım, ne ettiğim, bunların hepsiyle ilgili tabii ki bir video gelecek. O da artık gelecek hafta mı olur yoksa bu haftanın içinde mi olur bilmiyorum ama kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.